Aynı yönde hareket eden şeyler varsa mesela aslanı kovalayan kızgın bir koyun ya da karşı yönlerde hareket eden mesela birbirine doğru koşan sevimli aslan ve koyun söz konusu olduğunda bağıl hızları hızların işaretlerini de işin içine katarak ve bunları birbirinden çıkararak hesaplayabiliriz. Bir boyutlu hareketle ilgili yaptığımız videolarda bunu görmüştük öyle değil mi? Eğer ne dediğimi anlamadıysanız ya da tekrara ihtiyacınız varsa bu videodan önce lütfen onları izleyin. Çünkü bu videoda biraz daha ileri gidip birbirine göre belirli bir açıyla hareket eden cisimlerin hareketlerini inceleyeceğiz. Mesela burada birbirine dik olan iki sokakta bu şekilde hareket etmekte olan bu koyun ve aslanı düşünelim. Evet yanlış duymadınız sokakta koşan hayvanlar. Şimdi buradaki bağıl hızları hesaplayacağız. Koyunun aslana göre olan hızından başlayalım mı? Hadi bakalım. Sizce bunu nasıl hesaplayabiliriz? Bir boyuttaki örneklerdeki gibi hızları birbirinden çıkarabilir miyiz? Burada da aynı kavramı kullanacağız. Yani koyunun aslana göre hızını hesaplarken kendimizi aslanın yerine koyacağız. Aslan kendisini hareket ediyor gibi görmez öyle değil mi? Evet hareket eden cisimler kendilerini hareket ediyor olarak görmezler koşarken kendimizi duruyor, diğer nesneleri de geriye doğru hareket ediyor gibi görürüz. O zaman buradaki aslan da kendini duruyor gibi görecek ve çevresindeki her şeyin mesela yerin bile geriye doğru saniyede 3 metre hızla hareket ettiğini düşünecek. Bu dediklerimizi gözünüzün önüne getirmek isterseniz hadi hemen kendimizi aslanın yerine koyalım. Aslanın gözünden baktığımızda yol bu şekilde geriye doğru hareket ediyor olacak. GPS ile baktığınızda da kendinizi değil de aynen buradaki gibi etrafınızdaki şeyleri hareket ediyor gibi görürsünüz. Peki sizce aslan bu noktada koyunun hareketini nasıl görüyor olabilir? Koyunun yere göre hızı saniyede 4 metre. Ama az önce yerin saniyede 3 metre geriye doğru hareket ettiğini söylemiştik. Bu yüzden koyunun aslana göre bağıl hızını hesaplamak için 1 saniye bekleyip koyunun bu süre sonunda nereye geleceğini düşünmemiz gerekir. Denemek ister misiniz? Bir saniye sonra koyun bu şekilde 4 metre ilerlemiş olacak. Hemen yazalım. Evet, koyun bu yönde 4 metre hareket etmiş olacak. Ama aynı saniye içinde yol ve koyun aslana göre aşağı doğru 3 metre hareket etmiş olacaklar. Bunu da hesaba eklediğimizde yer ve koyun bu şekilde hareket edecekler. Evet, saniyede 3 metre. Peki, bu durumda bana koyunun ne kadar hareket ettiğini söyleyebilir misiniz? Koyun buradaydı ama bir saniye sonra buraya geldi, öyle değil mi? İşte bu yüzden koyunun aslana göre hareketi bu yönde olacak. Yani koyun artık sağa doğru 4 metre hareket etmiyor. Aslan onun şu yönde hareket ettiğini görüyor. İşte bu yön. Koyunun hızının yönü. Koyunun bu şekilde hareket etmiş olması başlangıçta kulağa biraz garip gelse de neler olduğunu gözünüzle gördüğünüzde bana hak vereceksiniz. Animasyonu oynatalım. İşte aslanın bakış açısından durum. Ama bir saniye, bu pek de inandırıcı değil sanki, değil mi? Bir kere daha oynatalım. Sanki bu sefer hayalet görüntüler ortaya çıktı. Koyundan bir sürü oldu. Evet. Şimdi koyunun belirli bir açıyla hareket ettiğini anladık. Ama emin olamadıysanız videoyu geri sarıp o kısmı tekrar tekrar seyredebilirsiniz. Sırada bu uzunluğun ne kadar olduğunu hesaplamak var. Bu dik bir üçgen, öyle değil mi? Ve dik üçgenler söz konusu olduğunda da Pisagor teoremini kullanabiliriz. Aradığımız uzunluk hipotenüs. Pisagor teoremine göre hipotenüsün karesi diğer iki kenarın karelerinin toplamına eşittir. 4'ün karesi artı 3'ün karesi. Buradan da 16 artı 9 yani 25 elde ederiz. Bu durumda hipotenüs de 25'in karekökü yani 5'e eşit olur. Bu uzunluk 5 metre ve bu hareket 1 saniye sürdüğüne göre buraya 5 metre bölü saniye yazıyorum. Bu, aslanın koyunu bu yönde saniyede 5 metre hareket ediyor olarak gördüğü anlamına gelir. Başka bir deyişle, koyunun aslana göre bağıl hızı bu yönde saniyede 5 metredir. Hızdan bahsettiğimiz için büyüklüğün yanında bir de yönden bahsediyor olmamız son derece normal. Koyunun hızının bu yönde olduğunu söyledik ama bu yön nasıl bir yön? Bu soruya cevap vermek için bu açıyı hesaplamamız gerekecek. Evet. Bu teta açısı kaç derece? Trigonometri'den sinüs, kosinüs ya da tanjant kullanabiliriz. Ben tanjant tercih ediyorum. Evet, tanjant teta eşittir, karşı kenar yani 3, bölü komşu kenar yani 4. O zaman teta eşittir, ters tanjant 3 bölü 4. Eğer biri size koyunun aslana göre hızının ne olduğunu sorarsa, cevap olarak koyunun saniyede 5 metre hızla ters tanjantı 3 bölü 4 olan açıyla hareket ettiğini söyleyebilirsiniz. Şimdi de tüm bu bulduklarımızı sembollerle ifade edelim bağıl hızı nasıl ifade ediyorduk? Koyunun aslana göre hızını hesaplıyoruz. O zaman koyunun aslana göre hızı yazalım. Bu örnekte iki boyutta çalıştığımız için vektörleri doğru yazdığımızdan emin olmamız lazım. Eğer vektörler konusunda çok iyi olmadığınızı düşünüyorsanız, öncelikle vektörlerle ilgili videoları seyretmenizi öneririm. Buraya dönecek olursam, yazdığım bu vektör şu mavi ile çizdiğim vektör. Yani 5 metre bölü saniye. Peki, bu vektörü nasıl elde ettik? Bu vektörle bu vektörü topladık. Öyle değil mi? Üçgen kuralında hatırlarsanız böyle yapıyorduk. Beyaz vektörü yani koyunun yere göre olan hızına, yeşil vektörü yani aslanın hızının negatifini ekliyoruz. Unutmayın, aslan bu yönde hareket ederken yerde tam tersi yönde saniyede 3 metre hareket ediyordu. Bu yüzden aslanın hızının negatifini yani tersini ekliyoruz. İşte sonucumuz biraz daha sadeleştirirsek burada bir artı ve bir eksi var. Baştan yazarsam. Koyunun aslana göre hızı eşittir. Koyunun hızı eksi aslanın hızı olarak yazıyorum. Bu iki ifade birbirinin aynısı. Şimdi bunu kutu içine alıyorum. Çünkü bundan önceki videolarda bulduğumuz ifadelere çok benziyor. Bir boyutta çalışırken VAB'yi VA eksi VB olarak bulmuştuk. Şimdi bir de buraya bakın. VKA'yı VK eksi VK VA olarak bulduk. Aradaki tek fark buradaki vektörel olarak çıkarma yapmış olmamız ve üçgen kuralını ya da paralel kenar kuralını uygulamamız. Aslına bakarsanız bir boyutta da aynı şeyi yapıyoruz. Fakat orada yönleri ifade etmek için işaretlerden yararlanıyoruz. Evet artık aynı yönde hareket etmeyen iki cismin bağıl hızlarını nasıl hesaplayacağınızı biliyorsunuz.